Maça çok iyi başlamadık. Bir de duran top golüyle mağlup duruma düştük. Oyunun devamında bir duran top topu, yine golü. Devamında Mauro'nun attığı muhteşem bir golle oyuna ortak olduk, öne geçtik. Üçüncü golü bulduk, sayılmadı. Bir penaltı neden iptal edildi onu da çok anlayamadık ama elle oynama, net bir elle oynama vardı. Neden iptal edildiğini de çok anlamadan üçüncü golü bulamadık. Rakibimizin devamında girdiği pozisyonlar, net şanslar vardı. Oyunun genelinde bugün daha iyi olan takım Molde'ydi. Ama burada çok otomatikleşmiş, çok alıştıkları bir saha, zemin. Bu anlamda bizi çok zorladı. Kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde çok daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Önemli eksiklerimiz var tabii ki. Ama böyle bir maçta özellikle Mauro Icardi'nin attığı gol, attırdığı gol bize bugün çok önemli bir galibiyet kazandırdı. Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi. İkinci maç yine aynı şekilde zor olacak ama kendi stadımızda, kendi seyircimizde, kendi sahamızda, çim saha üzerinde futbolun oynanması gereken saha, çim saha üzerinde oynandığında çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bir kere bizim için bugün maçtan önce düşüncelerimiz içerisinde özellikle bu sahada ayakları iyi olan, topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek olan oyuncular önem kazanıyordu. Yunus da takımdaki en iyilerden bu anlamda biri. O yüzden Yunus'la başladık. Onu da çok net bir şekilde oyun içerisinde gördük. Yorulana kadar çok iyi bir performans sergiledi ve bugün maçın iyilerinden biri oldu aslında. Yunus için tabii ki kulübümüze gelen teklifler var, görüşmeler var. Bununla ilgili kulübümüzün vereceği karar var ama Yunus bu kulübün evladı. Bu kulüpte yetişmiş, büyümüş ve bu kulüp için çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Yunus'u hem seviyoruz hem güveniyoruz hem de iyi oyuncu olduğunu biliyoruz. Kulübümüz Yunus'la ilgili bir kararını verecektir. İsteyenler var, görüşmeler var. Bununla ilgili net bir şey önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Tabii burada önemli eksiklerimiz vardı. Tabii ki hem Lucas Torreira'nın cezası, Zaha gibi, Ziyech gibi iki tane çok önemli transferimizin burada bizle beraber oynayacak durumda olmaması. Onun yanında da bugün ilk defa Tete'yi kullandık. Aslında bazı bölgelerde oyuncu eksikliğimiz var. Bugünkü oyunu çok net olarak aslında yani özellikle sağ koşulları bizi bu maçın zaman zaman dışına itti. Yani bunu Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç olarak görmüyorum bir kere. Takviye ihtiyacımız var. Takviyeler yapacağız. Ama ilk başta elimizde olan oyuncuları oynatmak istiyoruz. Onun yanında yine düşüncemiz en az iki tane daha takviye takım için. Özellikle Şampiyonlar Ligi yolunda buraya önemli bir adım attık ilk maçta. İkinci maçta da bunu başarabilirsek Şampiyonlar Ligi yolunda daha takımın güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Yani ihtiyaçlarımız biliyor, zaten arayışlarımız sürüyor bu takıma. Bu eksik aslında kadroyla buralara kadar bence önemli işler yaptık. Yani burada deplasmanda kazanmak da önemliydi. Tam kadroyla dediğim gibi daha iyi işler yapacak gücümüz var. Bunu da Şampiyonlar Ligi'ne inşallah girersek göstereceğiz. Birincisi tabii daha önce Başakşehir takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. O tecrübeyi teknik adam olarak yaşadım. Ama Galatasaray takımıyla, kendi kulübümle, yetiştiğim kulüple birlikte oynamak benim için gerçekten bu anlamda çok önemli olacak. Tabii kendi stadımız İstanbul'un, kendi stadımızın atmosferi, oradaki rakiplerin geldikten sonra ne kadar etkilendiklerini net bir şekilde görüyoruz. İnşallah bunu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilirsek burada büyük başarılara ulaşmak için daha iyisini yapmamız gerekiyor. Birincisi neden önemli? İşte ülke puanı, Türkiye için ülke puanı çok önemli. Her aldığımız galibiyet çok önemli. Onun yanında yaklaşık herhalde 12-13 yıldır playofflardan Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız olmadı.
Bu anlamda da Türkiye için Şampiyonlar Ligi'nde bir takımın olması çok değerli, önemli. Bunun için çok çalışacağız ama maddi anlamda kulübün kazanacağı paralar, onun yanında manevi anlamda benim ve oyuncularımın Şampiyonlar Ligi arenasının içerisinde olması da çok bu anlamda değerli olacak. Buna inanıyoruz. İkinci maçta daha bugünkü oyunun çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Demin de söyledim. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. İkinci maçta da iki takımın da şansı aynı şekilde sürüyor. Aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla o maça çıkmamız gerekiyor. Yani şu anda bir şey kazanmadık. Sadece bir avantaja kaldık.